başka tarif yazma. Bir altı kalbi yüzün kıyma. Anne karnı huzuru, çocukluğumun sesi senden bana. Şimdi zamanı sızdıran, şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın. Kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların. Pusluydu kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu. Yorulmuşsun, hakkını almış yılların. Elfrida, sen eski bir şarkısın. Elfrida, beni fark etme sakın. Omzumdayız, bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfrida, hep aklımda kalacaksın. Elfrida, sen eski bir şarkısın. Elfrida, beni fark etme sakın. Omzumdayız, bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfrida, hep aklımda kalacaksın. Hep aklımda kalacaksın. Hep aklımda kalacaksın. Teşekkür ederim. Birlikte o güzel eserle Elfrida ile başladık. Rahmetli analım kendisini diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ağzınıza sağlık. Sizi biraz tanıyarak başlayalım mı sevgili Teoman? Tabii ki. Adım Teoman Kinyaz. Aydınlıyım. Ama senelerce İstanbul'da yaşadım. İki senedir Aydın'a geri dönüş yaptım. Aydın'da hayatıma devam ediyorum. Arada İstanbul'a konserlere gidiyorum. İki senedir Aydın'dasınız. Aynen, iki senedir. Hangi karar aldı? Ne size bu kararı aldırdı? Aydın'a dönme kararı. Öncelikle ailem burada. Hı hı. Hem ailemle birlikte olmak, hem de hani Aydın benim yani doğduğum, büyüdüğüm yer. Aynen. Tekrardan dönmek keyifli. Çok güzel, hoş geldiniz diyelim. Aydın hoş bulduk. İçin güzel bir kazanım. Nasıl başladınız müziğe? O klasik soruyla başlayayım. herkesin cevabı şu oldu işte, elimde tarak. Ya da işte banyoda falan gibi. Sizin hikayeniz nedir? Benim hikayem ne zaman gitar görsem, duysam hep bir gitarım olsun isterdim. Sonra babam sağ olsun bana bir gitar hediye etti. Evet. Öyle başladı 15-16 yaşında. Aha. Halen bırakmadım elimden gitarı. Evet. Buraya kadar geldik. Çok hoş. Peki kendi kendinize mi öğrendiniz? Bir eğitim aldınız mı bunun üzerine? Öncelikle hani benim büyüdüğüm dönemde Aydın'da çok fazla imkan yoktu. Yani ders veren yerler yoktu. O yüzden mecburen kendi kendime başladım. Hı hı. Arkadaşlar birbirine yardım etti. Bir takım öğrendiğimiz şeyleri birbirimize ilettik. O şekilde başladık. Hı hı. Sonra ilerleyen dönemde de işte daha bu yetkin insanlardan ders aldım. Hı hı. Devam ettim. Evet. Hala devam ediyor musunuz böyle bir konuda eğitim almaya? Yani gitar ya da ses üzerine hani arada bir ya da işte ya da siz eğitimler veriyor musunuz? Hani öyle sorayım. Ben benden feyiz almak isteyen ya da işte bana ders talebinde bulunanlara her zaman destek veriyorum. Hı-hı. Genç insanlara. Hı-hı. Bildiklerimi aktarıyorum. Bu hani benim yapmam gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Çok güzel. Peki Aydın'la İstanbul'u terazinin bir tarafına birini, hı hı, bir tarafına diğerini koysak müzik anlamında nasıl farklılıklar var sizce? Aydın'ın artısı olduğu taraflar var mı? Eksisi olduğu taraflar mutlaka vardı. Şimdi ciddi orada, hı hı, örneğin mesela stüdyo, bir çalışma kayıt stüdyosu, evet, anlamında. Hani Aydın'da çok ciddi eksikler var. İzmir mesela bu ihtiyaca çok güzel cevap verebiliyor. Çok kaliteli kayıt alabileceğiniz stüdyolara sahip İzmir. Ama hani Aydın'da maalesef bu çok fazla yok. Bununla ilgili düşünceleriniz neler? Nasıl yani İstanbul'u Aydın'ı karşılaştırsak? Ya İstanbul tabii ki yani Türkiye'nin sahnesi, her şeyin olup bittiği yer ve hani mesela Aydın'dan belki 20-30 sene ileride yaşıyor. Aydın'da bir potansiyel var.
hani gelişmeye açık bir şehir. Ama maalesef bazı şeyler yavaş ilerliyor. Mesela dediğiniz gibi stüdyo yok. Yani kayıt için ya da hani prova stüdyoları sınırlı. Yani bu açıdan biraz Aydın da sıkıntı yaşanıyor hani müzisyenler arasında. Ama dediğiniz gibi işte İzmir yakın bir yer. En azından orada stüdyolar mevcut. Oraya gidilebiliyor. Hani Aydın'da potansiyel var ama yani yavaş olacaktır yani düşünüyorum. Neler olur sizce böyle Aydın anlamda ciddi bir kazanıma sahip olur? Çünkü şöyle baktığınızda hani Aydın'ın bir Güzel Sanatlar Lisesi var. Burada müzik bölümü var. Evet. Aydın'ın bir müzik öğretmenliği bölümü var üniversitede. Aydın'ın bir konservatuarı var aynı zamanda Batı müziği üzerine. Ama bu üç okulun olmasına rağmen müzikal anlamda ciddi bir işler. Bir belediye konservatuarı var. Hani açılıştan açılışa gidip Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği konserleri veriyor mesela. Oradaki müzisyen arkadaşlarımızla sohbet ettiğimizde görüyoruz ki yani böyle bir şey var. Hani ama ortada böyle nasıl diyeyim interaktif, daha sosyal, daha ortada işte müzisyenlerin bir araya gelip birlikte müzik yapabileceği mesela sahne yok. Örneğin bir sahne yok. Hani sadece işte bazı oteller, bazı işte restoranlar ya da bazı barlarda böyle bu tarz imkanlar var. Bu da sanırım benim gördüğüm sosyal müzik anlayışını geliştirmiyor. Hani örneğin Sofar diye bir şey var. 2007'de ortaya çıkmış Londra'da böyle. Şimdi Türkiye'de bir dönem aldı. İşte akustik haneler yapılmaya başlandı. Ama hani mesela bırakın Aydın'da zaten yok. İzmir'de olup olmadığından ben şüpheliyim böyle bir şeyin mesela. Hani ne düşünüyorsunuz bu konuda? Neler yapılabilir yani? Yani Aydın'da öncelikle müzisyenlerin bir yere gelmesi lazım. Yani onların mesela bazı şeyleri hani talipte bulunması lazım ki bu belediye olabilir. Konservatuvarların kendi yapısında, bünyesinde olan kurumlara hani bir müracaat olabilir. Ama öncelikle müzisyenlerin bir çaba göstermesi lazım. Yani çok piyasa düşüncesi içinde olmadan biraz daha böyle amatör düşünceyle, idealist düşünceyle yaklaşmaları aslında öncelikli yapılması gereken şey diye düşünüyorum. Bu söylediğinizde ben çok katılıyorum. Maalesef hani bu işin okulunu okuyan, eğitimini alan kişiler hani eğitimli olup da hani alaylı müzisyenlerle birlikte bir şey yapmama gayreti içinde oluyor. Ciddi bir ego duvarı oluşuyor. Ben mesela buna çok karşı bir insanım. Yani ben de aslında okulluyum bu anlamda. Müzik eğitimi aldım. Fakat görüyorum ki o amatör ya da idealist yaklaşım yok. Halbuki sosyal, müzikal anlamda bir sosyalleşmeyi yakalayabilmek için bir kere amatör ruhunun olması lazım. Kesinlikle profesyonel olsun. Yaklaşımın ama amatör ruhu kaybetmemek gerekiyor. Hem bu ruhu sahip değil hem de ciddi bir egoyla işte ciddi eleştiriler de yapıyorlar. Yani bu arkadaşlarımız var. Hani evet. Sadece Aydın bazında, İzmir bazında söylemiyorum. Yani Türkiye'nin hemen her yerinde var. Doğru diyorsunuz. Şöyle baktığınız zaman hani bunu nasıl kırılabilir sizce bu? Yani hani ne olursa bu olur. Yani öncelikle o insanların zaten bu düşünceden vazgeçmeleri gerekiyor. Çünkü müzik bir yarış değil. Yani spor müsabakaları gibi bir yarış değil. Hani o ego zaten o yüzden çok gerekli değil müzikte. Çünkü herkesin farklı bir yaklaşımı var müzikte. Çünkü müzikte düşünürseniz 7 tane nota var. Ve hani binlerce, milyonlarca şarkı çıkıyor bu 7 notadan. O yüzden hani müzik, spor gibi bir branş değil kesinlikle. O yüzden ego hani çok gerekli değil müzikte. Evet. Ego maalesef amaç gibi de. Müzikte alçak gönüllülük daha güzel, önemli bir şeydir aslında. Sizin böyle bir enerjiniz var. Siz bunu nasıl sağladınız? Bilmiyorum. İçten gelen bir şey herhalde. O zaman bunu bir şarkıyla taşlandırabilir miyiz? Tabii ki. Ne çalacaksınız bize? Size mızıkayla eşlik edeceğim. Aa, bir çok güzel. Yabancı bir şarkı çalacağım. Neil Young'dan My My Hey Hey. Çok güzel. Hadi 2 dakika hazırlıyorum. Tabii ki.
of the blue and into the black. Once you're gone, can't come back. Out of the blue and into the black. Muhteşem. Tebrik ederim, hakikaten süperdi. Teşekkür ederim. Ya hiç çıkarmadan bir şarkı daha alabilir miyiz mızıkayla? Mızıkayla mı? Çok çok müthiş bir uyum var. Çok güzel bir entonasyon var. Hakikaten. Tamam. Ne çalacaksınız bu sen? Bruce Springsteen'den bir aşk şarkısı. Bir aşk şarkısı. Evet. Tüm aşıklara gelsin diyelim o zaman. You said we walk together, baby, come with me. Let come the twilight, surely lose our way. Fast we walk in, anxiously free. I'll wait for you. Should I fall behind and wait for me? So we're traveling, darling, side by side. Help each other stay inside. Each lover steps forward so differently. I'll wait for you. Should I fall behind and wait for me? Now everyone dreams of love are still true. Ooh, but you and I know world can do. So let's make our steps clear that the other may see. I'll wait for you. Should I fall behind and wait for me? Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir uyum yakalamışsınız. Mızıkayla ne zaman peki tanıştınız? Mızıka 4 yaşındayken ilk mızıkam oldu. Oo, ilk enstrümanınız mızıka o zaman. Doğrudur. İlk enstrümanım mızıka. 4 yaşındayken. Müziğe mızıkayla başladınız. Sonra gitar. Başka bir enstrüman çalıyor musunuz? Aslında ilkokuldayken bağlamayla bir tanışıklığım olmuştu. Ama çok fazla devam etmedi bağlama kısmı. Sonrasında gitar aşkı daha güçlü geldi. Gitara yöneldim. Kaç yıldır çalıyorsunuz gitar? Gitar yaklaşık... Yaşınızı anlamaya çalışıyorum hani. Babanız almış ya. Gitara yüzden sordum. Latife diyorum tabii.
Yani yaşım 45. Hı hı. Yaklaşık işte 20 seneye geçti gitarla tanışıklığım. Çok güzel. 20 senedir. Evet. Gerçekten hakikaten 20 yıllık bir aşk diyelim o zaman. Hatta fazla. Yani 20'de daha geçiyor. Fazla. Evet, güzel. Peki onun dışında profesyonel anlamda sahneler alıyorsunuz. İstanbul'da, Aydın'da ve başka yerler var mı bilmiyorum ama çeşitli konserler veriyorsunuz. Bir albüm çalışması var mı? İşte neler yapıyorsunuz, neler planlıyorsunuz? Biraz sizi dinleyelim istiyorum bu anlamda. Geçmişte bir takım çalışmalarım oldu. Daha Türk pop'un içinde. Hatta senelerce bu işi mutfağında çalıştım. Tom Meister'lik yaptım. Sahne kurulumunda çalıştım. Aa. İstanbul'da. Yani büyük isimlerle. Hı hı. Sonrasında kendi müziklerimi falan yapmaya başladım. Daha önce işte albüm çalışmaları çok yoğun olarak gitmedi ama yakın dönemde bununla ilgili teklifler var. Onları değerlendireceğim. Çok hoş, çok güzel. Aydın'da bu konuda çalışmak için en azından kafamı konsantre olarak rahatlıkla verebileceğim bir yer olduğu için. Aha, sakin. Bundan sonra için. Bundan sonra daha yoğun bir şekilde çalışacağım düşünüyorum. Evet. Var mı peki Aydın'la çalıştığınız müzisyenler var mı? Birlikte iş yaptınız. Tabii burada işte üniversiteden arkadaşlar var. Beraber müzik yapıyoruz. Hı hı. Dönem dönem. Yani değişiyor kişiler. Ama çalışıyoruz beraber. Nasıl bir repertuarınız var? Hep bir yabancı pop ağırlıklı mı? Yabancı ağırlıklı daha çok. Türkçeler de var ama benim daha çok çaldığım şeyler İngilizce ağırlıklı. Hı hı. Yabancı müzikler. Başka dillerde var mı peki? Sadece İngilizce mi çalıyorsunuz? Hakim olamadığım bir dilde hani sözleri hissetmem lazım. Hani evet. İngilizce zaten çok iyi biliyorum. Hı-hı. Anladığım için o duyguyu da verebiliyorum ama başka dil bilmediğim için ne İspanyolca ne Fransız şarkıları söyleyemiyorum. Girmediniz çok. Evet. Çok güzel ama şimdi İngilizce bu hissediliyor zaten. Hı-hı. Şimdi çok iyi İngilizce bilmeyip de İngilizce şarkı söyleyeni hemen anlayabiliyorsunuz yani. Kesinlikle. Mesela şarkı siz iyi İngilizce bildiğiniz belli oluyor yani. Evet, evet. Güzel. Türk pop müziğinde sevdiğiniz, hakikaten çalışmak isterdim dediğiniz bir sanatçı var mı peki? Daha rock piyasasında var. Dönem dönem aslında bir takım insanlarla aynı sahneyi de paylaştım. Mesela Red grubunu çok seviyorum. Hani sound olarak da çok başarılı buluyorum yakın dönemden. Onun dışında çok insan var aslında. Hani çok İdolüm dediğiniz var mı peki? İdolüm dediğim yabancı insanlar var. Yurt dışından insanlar. Kimler onlar? Mesela Bob Dylan, Johnny Cash, evet. Country, folk tarzı. Evet, çok güzel. İsimler. O müziğin, o country ile mesela ne zaman tanıştınız, nasıl tanıştınız? Hani güzel bir uyum yakalamışsınız. Evet. Bunu alabiliyoruz biz. Onunla nasıl tanıştınız? Daha çok filmler üstünden. Bazen olur ya bir film izlersiniz. Amerikan filmleri. Evet, Amerikan filmleri. Oradaki bir müzik çok kulağınıza hoş gelir. Evet. Bir şey hissettirir. Evet. Ya, bu insan kim diye hani baktığınızda direkt öyle bir yönelme oldu. Ve devamını, mesela şarkılarını araştırdığınızda tarz olarak hoşuma gitti. Evet. O şekilde oldu. Şimdi ben bir de şeyi de sormak istiyorum. Tabii. Genelde hani müzisyenlerin çok şey anlamında yaptığı iş böyle hani işte maalesef özellikle mekancılarda bazı algılar var. İşte iki geliyor, iki çalıyor falan gibi. Evet. Hani siz böyle sorun işte herkes karttan geçti deyip ücretini ödemeyebiliyor müzisyen. Hı-hı. Hani tabii. Bu tarz sorunları biliyorum ben. Hani var tabii. Mı siz de bunları yaşıyor musunuz? Karşılaşıyor musunuz? Hani İnsanların müziğe bakışını bir anlamda konuşuyoruz ama mekancıların müziğe bakışını birazcık ben değerlendirmek istiyorum. Müzisyene bakışını. Bu sadece mekancılar üstünden değil de mesela menajerler ya da işte ya bir dönem tiyatro turneleri yapmıştım sesçi olarak. Orada bile bu sorunları yaşayabiliyorsunuz yani. Genel olarak karşınıza çıkan bir şey dönemler oluyor. Nasıl aşıyorsunuz peki bunları? Genelde aşamıyorsunuz. Güzel. Aşamıyorsunuz yani. Yolunuza devam ediyorsunuz. Ne olması lazım peki? Yani insan menajerine bile güvenemeyebiliyor artık yani. Tabii canım. Böyle bir ülkede yaşıyoruz artık biz. Şimdi hani seni temsil etsin, seni pazarlasın diye bir iş anlaşması yapıyorsunuz bir menajerle. Fakat o sizi sömürmeye çalışıyorlar. Tabii. Evet. Çok haklısınız. Evet, başka neler dinleyeceğiz sizden bugün? Türkçe mi çalayım? Olur, güzel olur. Pentagram bu ya.
sanırsın. Dağlarda yol olmaz sanırsın. Kalbimde güç kalmaz uzanırsın. Oh, yarın olmaz. Zor günlerin ardından huzur olmaz ki her zaman. Umutlar yön bulmaz yarın olsa da. Oh, beklenen gün olmaz. Sözlerim gerçektir, yüreğim kardeştir her zaman. Umudum sonsuzdur, uğraşım bitmez hiçbir zaman. Geliyor, geçiyor hayat, dönüyor, durmuyor dünya. Geliyor, geçiyor zaman, dönüyor, durmuyor dünya. Sanırsın, yalnızlık tek dostum, aldanırsın. Kaçmakla bitmiyor hiçbir zaman. Oh, yarın olmaz. Sözlerim gerçektir, yüreğim kardeştir her zaman. Umudum sonsuzdur, uğraşım bitmez hiçbir zaman. Geliyor, geçiyor hayat, dönüyor, durmuyor dünya. Geliyor, geçiyor zaman, dönüyor, durmuyor dünya. Geliyor, geçiyor zaman, dönüyor, durmuyor dünya. Hakikaten bizi başka bir yerlere alıp götürdünüz o Pentagram'ın unutulmaz muazzam şarkısıyla. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sevgili Teoman, programın yavaş yavaş sonuna da geliyoruz. Tabii. Ben daha çok şarkı dinlemek istiyorum aslında senden ama... ülkede işte müziğe ve sanata bakış ortada, yaklaşımlar ortada. Artık mesela veliler, anneler, babalar çocuklarının müzik eğitimi veya sanat eğitimi alması konusunda daha hassaslar. Özellikle yaşın itibariyle söylüyorum. Hani senin kuşağında 80'leri yaşamış, tabii, 60'ları, 70'leri, 80'leri yaşamış anne babalarımız kendi yaşayamadıkları, yaşamak istedikleri şeyleri şimdi çocuklarının yaşaması için cidden seferber oluyorlar. Kesinlikle. Cidden işte resimdir, müziktir, piyano eğitimidir, gitar eğitimidir, kemandır vesairedir aldırıyorlar. Spora, jimnastiğe, baleye gönderiyorlar falan. Şimdi Z kuşağı daha şanslı bu anlamda. Bunu da ciddi anlamda ülkede ilerleyen zamanda ciddi katkıların olacağına sonsuz inanıyorum ben. Ama şu da var tabii, hani yaklaşım anlamında bazen veliler de yapıldı yani. Mesela senin baban yapmamış anladığım kadarıyla. İlla bağlama çal dememiş sana. Sen gitar istediğin için gitar almış ama bazen evet. Mesela değerli izleyenler hani işte benim çocuğum çok gitar çalmak istiyor, çok gitar çalmak istiyor falan diyorsunuz ama çocuğun hiçbir ilgisi yok. Hani bu da kötü etki etkileyebiliyor. Müzikten, gitardan, müzikten, sanattan hatta soğuyabiliyor. Durum böyle. İnşallah daha da iyiye gidecektir diye düşünüyorum ben. Sen hakikaten uzun bir müzik yolculuğunun içerisinde önümüzden yürüyenlerdensin bu anlamda. Tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. Senin duyguların, düşüncelerin nelerdir? Son olarak eklemek istediğin bir şeyler varsa onları alalım. Müzik dediğiniz gibi
insanın içinde de olması lazım ya da herhangi bir şey. Müzik zaten sonsuz bir evren ve duygulardan oluşan bir şey. O yüzden güzel duygular her zaman baki kalacaktır. Müzikle birlikte bu şiir olabilir, her şey olur. Sanatın her türlüsünü desteklemek lazım. Peki gençlere bir tavsiyen var mı, nasihatin var mı? Gençlere tavsiyem isimlerine sahip çıksınlar. İsimlerini? Evet. Evet. İsimlerini korusunlar. Korusunlar. Güzel. Peki programın yavaş yavaş sonuna geldik değerli izleyenler. Biz senden iki şarkı daha alabilir miyiz? Tabii ki. Onlar neler olacak? Ona göre ben onları aktarayım izleyenlerimize. Vedamı yapayım. Seninle bitirelim. Tamam o zaman Moody Blues Melancholy Man ile başlayayım. Değerli izleyenler ben tekrar araya, tabii ikinci şarkıya gireceğimiz zaman tekrar araya girmiş olayım. Lütfen buyurun. I'm a melancholy man, that's what I am. All the world surrounds me, I think I understand. I'm a very lonely man, doing what I can. All the world surrounds me and my feet are on the ground. I'll be going to keep growing. Stars are falling down into the sea and on the ground. Angry voices carry on the wind. A dim of light will fill your head. You remember what's been said by all the men this world ever know. His life caught up in misery. He doesn't think like you and me. Yeah, somehow we will not feel the same. I'm a melancholy man, that's what I am. All the world surrounds me, I think I understand. I'm a very lonely man, doing what I can. All the world astounds me, I think I understand. That we're going, keep growing, wait and see. When all the stars are falling down into the sea and on the ground, angry voices carry on the wind. His life caught up in misery. He doesn't think like you and me. Yes, somehow he will not feel the same. Harikasın. Ağzına sağlık. Ve son bir şarkı alalım senden. Türkçe mümkünse bir tane de Türkçe alalım izleyicilerimiz için. Okey. Cem Özkan'dan Dön Bana çalıyorum. Wow, harika. Değerli izleyenler günaydın Ege'nin bu bölümünün sonuna geldik. Pazartesi yine biz erken saatlerde karşınızda olacağız. Mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Sevgiyle kalın diyelim efendim. Mutlulukla kalın. Ve Teoman Kinya sizlerle. Üzülürüm yine resmini görünce, maziye bakarak vazgeçemem senden. Bir ömür geçse böyle ardından yalvararak,
Dön bana yeniden ne olur. Sev beni yeniden ne olur. Al beni yanına ne olur. Ne olur, ne olur. Unuturum sandım zamana bırakınca seni nasıl sevdiğimi. Ama bugün yine söylüyorum hep aynı, hep aynı şimdi. Dön bana yeniden ne olur. Sev beni yeniden ne olur. Al beni yanına ne olur. Dön bana yeniden ne olur.